11B sınıfı matris ve determinant konusuna devam edelim arkadaşlar. Şimdi determinantta mesela 3, 2, 5, 1. Bunun determinantı nedir bu matrisin determinantı? 3 çarpı 4 eksi 5 çarpı. Buradan 3 eksi 10, o da eksi 7. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar bu determinantı hesaplayalım birlikte. Şöyle ki bakın dikkat edin. Burada 4 0 0'a göre hesaplama yapacağım. Yani 4 0 0. Burada bakın artı eksi artı eksi artı diye gideceğim. O zaman bu durumda artı eksi artı eksi artı böyle düşünün. Yani yukarıdan aşağıya başlıyorsun artı eksi artı eksi. Öyle kodla. Buradan bunlara gerek yok. Şunlar sıfır. Burada şimdi dördün bulunduğu satır ve sütunu kapatacağım şimdi. Dördün bulunduğu satır ve sütunu kapatırsam 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Diğerlerini hesaplamama gerek yok çünkü sıfır çıkacak. 4 çarpı 2 eksi 12'den eksi 40. Eksi 40 artı 0, 0, eksi 40 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu determinantı hesaplamak istiyorum. Şöyle ki bakın şu 3, 0, 0, bir dakika. Şu 3, 0, 0, 0'a göre açacağım. Şunları yazmama gerek yok. Bunlar direkt sıfır. Fakat bu üçün bulunduğu yere bak şimdi. Artı eksi. Bura eksi olacak. Tamam mı? Şimdi bu üçün bulunduğu satır ve sütunu kapatırsam geriye kalanlar 1, 2, 4 1, 2, 4 0, 2, 3 0, 2, 1. Burada tamam mı? Anlaştık mı burada? Tamam. Şimdi bu sefer burayı yapacağız biz. Yani eksi 3 duracak. Şimdi 1 0 0'a göre açacağız. O yüzden ben böyle çarpımsal dursun. 1 0 0. Bu sıfırlar gene sıfır getirecek. Şimdi bu 1 diyor ya. Şimdi 1'e göre düşünüyorum. Bak şimdi. 1 2 4 1 0 0 yani artı eksi artı burası artı eksi artı. Şimdi 2 3 2 1 2 3 2 1. Buradan devam edersem eksi 3 çarpı burası ne yapar? 2'den 6 çıktı eksi 4. Cevap demek ki 12'ymiş. Böyle yapılacak. Yani siz dolayısıyla 3 çarpı 3 4 çarpı 4 5 çarpı 5 6 çarpı 6, 7 çarpı 7 hepsini bu yöntemle yapabilirsiniz. Efendim? Evet, hepsini böyle benzetmemiz gerekiyor. Şimdi bu matris kavramına geri dönelim arkadaşlar. Bakınız. Şimdi bu matris AIJ bir matristir. Okursunuz siz. Bunlar işin hikaye kısmı. Parantez, iki çizgili parantez şeklinde gösterilebilir. Burada A matrisini inceleyelim. Örnek 1'de arkadaşlar. Örnek 1'e göre A matrisine bakacak olsak bakınız. Göre bakılsak. Burada ne diyor? Bunu inceleyelim. Mesela A 1 1 nedir? 1. A 2 1 nedir? 3. A 3 2 nedir? 1. A 2 2 nedir? 1. A 2 2 1'dir. A 3 diye bir şey yok çünkü 3 satır yoktu az önce. Ona dikkat edin. Biraz daha dikkatinizi verin.
burada yazmış. Örnek 2'ye bakalım. Kas tipinde bir matris bu. 3 çarpı 2. A 2 2 nedir? 9. Aferin. Tamam. Şimdi örnek 5'e bakalım arkadaşlar. Ne diyor örnek 5? Burada 1, 2, 3, 4. 4 satır bir sütun var bu soruda. Dikkat ederseniz. 4 tane satır bir tane sütun var. Burada da bak örnek 6'da 2 tane satır 3 tane sütun var. Görebiliyor musunuz? 2 tane satır 3 tane sütun. Şimdi matris çeşitlerini 1 çarpı 1, 2 çarpı 2, 3 çarpı 3 karakteri tipi aynı olan hani satır ve sütun sayısı aynı olan matrislere kare matris diyeceğiz. Ayrıca burada matrislerde A11, A22, A33 elemanlarının bulunduğu köşeye asal köşegen A31, A22, A13'ün bulunduğu köşeye yedek köşegen diyeceğiz. Tamam. Bunlar tanım yani. Mesela küme nedir? Nesnelerin iyi tanımlanmış listesine küme denir. Bitti. Doğal sayı nedir? 0, 1, 2, 3, 4 diye bildiğimiz devam eden sayılara doğal sayı denir. Rakam nedir? 0, 1, 2, 3, 4, 9'a kadar olan 10 adet sembole rakam denir. Harf nedir? Türkçedeki harfler nelerdir? İşte A, B, C, D gibi Z'ye kadar devam eden harflerdir. Mesela endoplazmik retikulum nedir? Şudur. Ribozom nedir? Messenger RNA'nın görevi nedir? Sitoplazmada hangi elemanlar bulunur? Yani bu böyledir. Tanım yani. Hani burada niye asal köşegen, niye yedek köşegen? Tanım. Bu soruyu irdelersiniz, anladınız. Sıfır matrisi bütün elemanları sıfır olan matrise sıfır matrisi denir. Bu örnekte gördüğünüz gibi sıfır matrisi sıfır matrisidir. Bütün elemanlar sıfır. Burada bilimum sıfır matrislerinin örnekleri görüyorsunuz. Birim matriste sadece asal köşegeni bir ve diğer bütün elemanları sıfırsa birim matristir. Birim matris etkisiz matristir. Birim matriste neyi çarparsan çarp sonuç değişmez. Dolayısıyla benim aklıma gelmişken söyleyeyim size. Bakın. Burada 11B'de Salman arkadaş birim matrisin determinantının kaç olduğunu sordu. Ben de o soruya cevap vermek istiyorum. Burada arkadaşlar 1-0-0'a göre açılım yaparsak artı eksi artı şunlar sıfır zaten onlar artık yazmıyorum ama şekil olsun diye yapalım yani. Şimdi bu bire göre hani birinci satır ve birinci sütunu kapatırsam 1-0-0-1 bu da 1 çarpı 1 eksi 0'dan 1'dir. Bunları toplarsak 1'dir. Demek ki birim matris derken biz birim matrisin determinantı 1'dir. Bu kadar. 0 değil yani. Onu anlaşalım. Bir de aklıma gelmişken mesela 5 sayısıyla birim matrisi çarpacak olsam ortaya ne çıkar? Bu çıkar değil mi? Aferin. Bu bir dakika. 5 çarpı birim matris bu matristir. Bu başka bir matris. Bu ortaya çıkan, ortada oluşan bu matris kesinlikle birim matris değildir artık. 5'tir artık hani. Yani o zaman 5'in matrisidir. Evet, güzel. Demek ki normal cebirdeki 5'i böyle yazabilirsiniz siz. Normal 5 sayısını matris anlamında böyle yazabilirsiniz. Evet, yazabilirsiniz. Yani 5'in 3 çarpı 3 tipindeki denge nedir derse dönüşüm açısından bakın budur yani bu matristir. Hani o da
İyi bir çalışma oldu bu da. Hadi bakalım. Geri dönelim. Şimdi burada birim matrisi görmektesiniz arkadaşlar. Tamam. Geçtik. Burada 12'de arkadaşlar C ve yedek köşegenin üzerinde 1, 1, 1 var. Bu birim matris değil. Tamam. Haberi olsun. Sonra Kronecker simgesi demiş. Bu sen eğer böyle bir simge kullanırsan İ ile J birbirine eşitken 1 çıkıyor sonuç. Eşit değilse diğer durumlar 0 alıyorsun. Bu etkinliği irdelersiniz. Bir etkinlik daha vermiş. Onu da irdelersiniz. Köşegen matrisi. Bak şimdi okuyalım. Kare matriste bak önce bu şart kare matris olacak. Asal köşegenin üzerindeki elemanların dışında diğer elemanları 0 ise bu tip matrislere kare matris denir. Yani şimdi bu asal köşegenin üst tarafı 0 olacak, alt tarafı da 0 olacak. O zaman biz bu tip matrislere üçgen matrisler diyoruz. Üçgen. Köşegen matrisler diyoruz. Burada şuna dikkat edin. Bunlar 0 olmak zorunda. Köşegen matris. Burada anlaşıldı mı? Tamam. Devam edelim. Şimdi örnek 14'te örnek 13'e bakalım. A matristir. B matrisi de köşegen matristir. Yani asal köşegenden hariç diğer elemanlar sıfırdır. Şimdi örnek 14'e bakalım. Bu matris köşegen matris değil. Çünkü 9 elemanı orada problem çıkarıyor. Örnek 15'te köşegen matris olmasa imkan yok çünkü karesel matris değil hani karesel olmalıydı. Şimdi üçgen matrisi verelim. Şimdi diyor ki esas köşegenin altında ya da üstünde kalan tüm elemanlar sıfırsa üçgen matris denir. Yani burada örnek 16'da A ve B üçgen matristir. Yani sadece tek köşesi 0 0 0'sa buna biz üçgen matris diyeceğiz. Şimdi asal köşegenin üstünde kalan bütün elemanları sıfır olan kare matrislere alt üçgen matris. Bak bak. İyi bak bana şimdi. Üst taraf sıfırsa üçgen bizim üçgenimiz şura üçgen oluyormuş. Eğer üçgen aşağıdaysa alt üçgen matris deniyor. Aşağıdaysa üçgen. Sayılara bakın sıfırlara bakmayın. Şayet bu alt üçgen matris bakın. 19'a bakalım. Bu da alt üçgen matris. Yani burada alt tarafta bir üçgen var demek istiyor yavru ceylan. Anlıyor musun? Üst üçgen matris de üst tarafta olacak. Aşağısı sıfır olacak. Burada örnek vermiş mi? Evet. Burası üst üçgen matris. Anlaştık mı? Şimdi buna bakalım. C matrisi verilmiş. Bu birinci soruyu, ikinci soruyu ve üçüncü soruyu yapalım. Şimdi bakalım neler var. Sonra da iki matrisin eşitliğine geçelim.
Şimdi burada C2-3 C2-3 nedir? İkinci satır, üçüncü sütun 7'dir. C3-2 nedir? Üçüncü satır, ikinci satır 10. C2-2 nedir? İkinci satır, ikinci sütun 6. Buradan 13-10, o da 3'tür arkadaşlar. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Anladınız mı? Bu perde nasıl kullanılıyor? Fark ettiniz mi? Anlamadınız mı? Bak şimdi. Neyse, perdeyle yapmayın. O zaman şöyle yapın. Tamam. Perdeden çıktım. O zaman şöyle yap. Bunu tut. Atıyorum. Bu soruyu böyle tara. Böyle alıver. Burada yapıver o zaman.